başı. Darısı başımıza inşallah derken 41 kere maşallah derken tam da aradığım aşkı bulmuşken her şey alt üst oldu birden. Ah, aşkın gözü görmüş derlerdi, kalbini acıtırmış derlerdi ama aşk gibisi yok da derlerdi. Aşk için her şey, aşk için her şey, aşk için her şey, aşk için her şey. Hadi annem, herkes toplandı bahçede, seni bekliyor, gel. Teyzenler? Yoldalarmış, 5 dakikaya burada olacaklarmış. Tamam, ben de 5 dakikaya kadar gelirim. Anneciğim, duyurum var diye herkesi toplamışsın. Onlar da cümbür cemaat beni sıkıştırıyorlar nedir diye. Hadi artık sen de gelsen mi yavaştan? Rüyacığım, ben tam bir haftadır o yaptığım duyuru sonrası teyzenlerin, özellikle o resmiye denen kadının suratının nasıl moraracağını hayaliyle yaşıyorum. Güzel kızım, eğer ağzının gevşeyeceği tutar da benden önce birine bir şey söyleyecek olursan seni var ya. Hayır vallahi, hiç kimseye hiçbir şey söylemedim yeminle. Söyler mi hiç benim güzel çocuğum? Söyler mi benim tatlım? Aferin benim tatlıma. Teyzenler. Hadi bakalım çocuğum. Neredeler? Buradalar bahçede. Ben de şimdi çayları koyup geliyorum teyze. Tamam canım. Anne sorarlarsa ben dün travma geçirdim ve konuşamıyorum, tamam mı? Bak şimdi bana bak. Ebi topu bir tane kız doğurmuş. Onu da böyle Nemrut burnu havada şımarık yetiştirmiş diye bu mahalleden bana laf getirtme. Ay anne, deseler en fazla annesinin kızı derler zaten. Ay şişiriyorsun beni. Sevda bak bak. Abla kardeş gelmiş. Abla kardeş gelmiş. Kızım. Hoş geldin Merin'cim. Hoş bulduk Resmiye abla. Ay Allah, çok hoşsun, ne ablası. Annem senden küçük değil mi? Yavrucuğum, halan yaşı hesaptan değil, gönülden yapıyor, gönülden. Yoksa o ablasının bir tanesidir. Maşallah, maşallah. Kız, kız gelsene yengele. Nur. Aker. Oy, 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 oy. Oh, oh. Kurban olsun yengesi. Kuzey. Evet, gel bakayım. Of. Şşş, ben yer tuttum bize. Ha? Gölgede. Hadi git. Kapın orayı. Hadi gel. Hadi sen git. Aa, olmaz, gel kızım. Tatlı dillerim. Güler yüzlü, ceylan gözlülerim benim. Ay maşallah. Bir de şu rüyaya bak. Dandum bir tip oldu. Niye böyle oldu bu yahu? Ay ne bileyim ben Resmiye abla. Şişt. Rüya. Teyzene hoş geldin dedin mi? Kapıyı ben açtım ya yenge. Ha. 5 yıl giriyorsun çıkıyorsun, giriyorsun çıkıyorsun. Bir getiremedin ananı. Yenge bir çatlama, bir ölme. Söyledim kadına, gelecek işte. Aa. Ne yaptın? Hay. Rüya, Rüya. Kız. Açıklama yapacağız dediniz. Çağırdınız bizi buraya. Açıklama falan yok. Hadi neyse, ben kendi halinde bir ev hanımıyım. Annen de öyle. Teyzen öyle mi? Kadın işinde, gücünde. Heh. Hadi teyzeciğim. Hadi teyzeciğim. Kapının ağzında bizi açıklayıver. Hadi ne oluyor? Neyin peşindesiniz? Ne oluyor? Ne oluyor? De şimdi şöyle aslan. Aa! Aa! Ay! Aa! Ay! Çaylar soğudu. Ben bir koşa gideyim çay. Ferin. Ferin. Ne? Şey derler, insan derler 50'sinden sonra böyle bir ergenliğine döner derler.
acaba diyorum? Zerrin ablam bir cahillik yapmış olmasın? Ay ne diyorsun Resmi abla? Nasıl bir cahillik? Ne yapıyorsun? Kız olamaz öyle bir şey. Benim ablam o kadar kaçık olamaz. Yani yür Allah aşkına Resmi abla. Sevgili konuklarım, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle davetime icabet ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Tabii en çok da sevgili kız kardeşime. Efendim, bana saf mutluluk nedir diye sorsalar... Niye sorsunlar ki? 3 gündür derim. İlki canım evladım, rüyamı kucağıma aldığım gün. İkincisi öykümü kucağıma aldığım gün. Üçüncüsü de güzel evladım Serkan'ımı kucağıma aldığım gündür derim. Ama inanmayacaksınız. Bir gün daha nasipmiş yahu. Ya. Ve ona tanıklık etmek de sizlere kısmet oldu. İşte o gün bugündür. Ay! Ay! Ha bebe benim içime doğmuştu valla. Ben sana söyledim veririm. Derin ablam yoksa sen hamile misin? Doğru konuş kız. Tövbe estağfurullah. Ağzını yırtacağım o olacak. Ne biçim konuşuyorsun ayol? Allah Allah. Bir şey yap annem yine Zerro'ya bağladı. Ben doğru. Evet sevgili anneciğim. Bizlere vereceği müjdeli haberi çok merak ediyoruz. Değil mi mahalleli? Hemen söylüyorum efendim. Benim aklı güzel, kendi güzel, ruhu güzel kızım dünya evine giriyor yahu. Hadi sevinmediniz mi? Vallahi ben çok sevindim. Ay ne yaptınız? Adamı mı kaçırdınız? Kim ne yapacak bunu yahu? Değil mi? Rüya değil ayol. Öykü evleniyor. Öykü. Alkış olayım. Hadi darısı başınıza. Alo sevgilim. Ben de tam seni düşünüyordum. Kesin içine doğdu sevgilinin başarısı. Konuşa görüşe bir haftaya yaydıkları preprodüksiyonu sevgilim bir günde halletti. Harika bir haber bu. Ama hemen dönmüyorsun değil mi İstanbul'a? Hala Alaçatı'dasın. Yok yani evet. Şimdi Alaçatı'da birazcık daha işlerim var. Ama akşam yazlığa geçiyorum. Güzel.
Sen neredesin bu arada? Ben Portobello Road'dayım. Hı hı. Hava da bugün bir güzel. İnanamazsın, hiç yağmur yağmadı biliyor musun? Ay evet, ben de çok şaşırdım gerçekten. Seni sevdiğim pastaneye gitmişim. Brownie aldım orada. Ama bu yaptığın haksızlık öykü ya. Kanıma giriyorsun şu anda. Artık gelirken bana da almak zorundasın. Alırım merak etme. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Alaçatı'ya lütfen. Rüya, enişte yakışıklı bir şey. Enişte çok yakışıklı. Muhteşem bir insan. Hem sadece öyle bir dıştan değil ha. İçten de çok samimi biri. Yani kızlar bir görseniz hiç öyle aşırı zengin demezsiniz. Ay ne güzel. Sevgilisiyle aynı evde falan oturacaklar. Hmm. Ay kıyamam ya. Belki de meraklısı olsaymış. Hmm. Sen de o yüzden Hera Tong'un E-Devlet hesaplarını bile takip ediyorsun değil mi? O kim kız? Muhtemelen Öykü'nün anca rüyasında görebileceği bir klinik tasarımcısı. Ben sanat eseri diye takip ediyorum Rüya. Yo, eniştemler dünyalıklarını yapmışlar. Yani Öyküm istese her rengini alırlar ama kardeşimin gözü yok. Aa, ay kız iyi insan lafı üstüne. Kim? Kim olacak be, meraklı Öykü işte. Gerçi... annemin marifetini görürse iyiliğinden de ödün verecek bir insan. Hadi bakayım gerisini ben hallederim. Siz çıkın bakayım ağzından. Tamam bir dakika. Ay. Hadi. Dur. Of. Gelin kız, ne yapıyorsun? Nasılsın? Ya abla gelin melin deme, hala tuhaf geliyor. Kız ben demesem ne olacak? Sülalemiz adını unutacak vallahi, gelin kız aşağı gelin kız yukarı diye. Ay abla, annem bir kişiye bile haber vermedi değil mi evleneceğimi? Sen onu şey yapma ablam, ben yani bir kişiye söylediğini sanmıyorum. Ay aman iyi. Ya dün Cem ailesiyle tanıştırmak istiyor. Der demez yüzüme kapattı telefonu. Sonra dedim kesin birilerini aradı, herkese haber verdi. Aklım çıktı. Yok. Çıkmasın ablam, aklın çıkmasın. Kalsın çünkü lazım olacak o aklı sana. Aman neyse içim rahat. Tamam. Abla o arkadaki masada neden kırmızı bir sepet var? Abla göstersene içinde ne var, neyi saklıyorsun? Abla? Ay dondu mu, ne oldu bu? Bağlantı mı kesildi? Abla gözünü kırptın ya, gördüm. Gördüm, neyi saklıyorsun benden? Göstersene ne var içinde? Hiçbir şey de kaçmasın gözünden. Bana bak, göstereceğim ama öyle ayılıp bayılmak yok ablam, tamam mı? Sakin ol. Ay inanmıyorum ama bu ne? Ya ben de inanmıyorum ablam. Yani ne yaptıysam engelleyemedim işte, zerre. Durdurulamaz. İşten geçti değil mi? O da şöyle. Geçmiş, tabii ki geçmiş. Hayır, ben dün gece haber verdim bu kadına. Ne ara bütün bunları hazırladı? İşte ablam yazın alıp kış için dolaba attığı asma yaprakları gibi düşün. Yani öncesinden almış kenara koymuş bir gün lazım olursa diye deli. Delirtecek bu kadın beni gerçekten. Öykü. Bana bak. Sen neredesin? Sarı taksi mi o? Şşş, dur bağırma, annem duyacak. Ben geldim ama İzmir'deyim şimdi, Cem'e sürpriz yapacağım. Yarın sabah da İstanbul'a dönüyorum. Ay Öykü, ben heyecandan ölürüm ki ablam. Hadi çabuk gel, ne olur, çok özledim ben seni. Öykü, bir de bir şey daha söyleyeceğim. Gelirken bana çeşme kolayınızı alır mısın? O çok sevdiğimiz yerden. Burada aradım bulamadım ablam. Öykü. Ay ne oldu? Sen tereciye tere mi satıyorsun? Ya öpüyorum seni ablam. Hadi görüşürüz. Tamam ablam. Ben de öptüm seni. Hadi görüşürüz. Bay bay. Kuzum benim ya. Önce çeşmeye uğrayabilir miyiz? Peki efendim. Ah ablam ah. Thank you.
o kamyonetten turşu kavanozlarını taşırken yeni evinize. Sen sökerken evin camındaki kiralık yazısını dedim ulen rüzgar. Bir essen de kaçsam şu Dilber'in gözlerine. Avuştursa gözlerini. Ben de eli elime değmiş saysam. Meğer sen yağmur olsan, eli para görmeyenin yangını üstüne yağmayacak kadar aşağılık. Sana bir şahinim demedim ama. Sen hep oh Allah'ım kalmış. Ne haber abla? Elveda. Sana da merhaba ablamın TV boyfriend'i. Ay Serkan, milletin artığını yemesene. Dolapta var hepsinden, mis gibi koymuştum, oradan ye. Ama böyle yiyince daha bir kekremsi, daha bir şato bir yer, anlatabildim mi? Serkan, hı? Şu geriye kalanları da ben yıkayayım, sana vereyim. Tamam mı? Sen kurula yerleştir, olur mu ablama? Niye? Sen kurulamayı bilmiyor musun kızım? Abuk subuk konuşma Serkan. Camları sil demedim herhalde. Alt tarafı 2-3 tane tabak bardak yıkayacağım burada. 2-3 tane mi? Senin İngi Deniz izlemekten gözlerin kör olmuş. Ben sana söyleyeyim, orada 2-3 tane mi var? Kaç 3 tane var orada? Ver o zaman böreğimi. Ver. Şunu da kapat mesela. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Zehir zıkkım olsun. Bak bakalım sen bir daha benim böreğimden yiyebiliyor musun? Sen bir daha bu çocuğa sesini yükselt. Bakalım bak gör ne oluyor. Ne olacaksa olsun canım. Aa yeter, bu ne böyle ya? Sana diyorum bak, ne kadar çabuk yüzleşirsen o kadar çabuk atlatırsın. Olmamış bu çocuk, bir yarımlık var. Kız sesini biraz alçalt. Konu komşu duyuyor. Ondan sonra Zerin kızına laf geçiremiyor diyorlar. Tövbe estağfurullah ya. Annem ne yapıyorsun? Hortumladın ya bankayı. Ne yapacaksın o kadar parayı? Ne yapacağım? Canımın içi damadımı ve ailesini herhalde kötü plastik sandalyelerde oturtup arkalarına da kırlent verecek halim yok. Bahçe mobilyası alacağım. Annem sen kesin teyzemin gazına geliyorsun ha. Canım insanlar mobilyaya mı geliyor, ülkeye geliyor? Ne çok biliyorsun sen, ne çok biliyorsun. İnşallah Allah nasip etsin sana da bir kısmet çıksın da. Bak sana da ne mobilyalar alacağım ben. Hadi çok konuşma, geliyor musun benimle? Gelmiyorum. İyi, o zaman evde kalıp doğru düzgün evi temizleyeceksin. Halının üstündekileri halının altına altına süpürmek yok, tamam kızım? Cam gibi olacak bu ev. Hadi, hadi ben gittim. Peşi benim üstüme kaldı. Ablam sesin kötü geliyor. Bir şey mi oldu? Abla düğün müğün yok. Tamam her şey bitti. Ben dönüyorum akşam İstanbul'a. Dur ablam, tane tane anlat. Daha 2 saat önce bir... Abla ne olursun şu an bana bir şey sorma, tamam mı? Ben gelince anlatırım sana her şeyi. Annem çok coşmasın yeter. Kapatıyorum. Ay Allah'ım ya. Oldu şimdi. Eyvah. Ben bir saat ofiste olacağım zaten. Erteleriz tabii. Tabii ki erteleriz. Tabii. Bir daha toplanmamak üzere erteleyebiliriz istersen. İster misin? Heh, ben de öyle düşünmüştüm.
asansör çalışmıyor da. Katlara çıkış izni yalnızca misafirlerimizin hanımefendi. Tamam, ben de misafirinizim. Oda numaranızı öğrenebilir mi? ...1026. Buyurun. Değil misin oda numaranız? Görevliye öyle söylemiştiniz. Evet, ben kendi odamı zaten biliyorum. Ayrıca ben havuza çıkıyorum yukarı. Havuza? Hı. Peki, iyi günler. İyi günler. Havuz yukarıda değil ki. Senin ne işin var ki çatıda? Elveda Cem. Bir daha beni asla ama asla incitemeyeceksin. İstesen de yapamayacaksın. Asla. Senden de yüzüğünden de kurtuluyorum. Bakamayacağım. Benim arabam da değil. Sen bu... Ne rahatlık bu. Ay Allah'ım. 34 BBB 50 arabanı çek. Böyle mi oluyor yani beyefendi? Buraya mı park ediliyor? Ne yapayım? Havaya uçarak mı çıkayım? Ne biçim iş bu ya? Tamam, tamam. Hallediyorum. Abi. Eh,
Ben bir geç kalayım. Bir anneme yetişemeyim işte, o zaman sorarım size. Ne yapıyorsun? Ha, ne oldu, niye gülüyorsun? Hatırladım seni. Rüyasın sen. Çocukluk arkadaşım Rüya. Ya sen boş versene beni kardeşim. Bak acelem var diyorum, çeksene arabanı. Sen hala burada ailenle mi yaşıyorsun ya? Ben seni şimdiye kadar çoktan evlenmişsindir diye düşünüyordum. Evlenmiş, boşanmış da olabilirsin. Çok özür dilerim, ben taşınma telaşı falan. Benim burada böyle seninle oturup medeni durumumu konuşmak ister gibi bir halim mi var acaba? Ne bileyim, böyle geçmişten bir yüz görünce uçurtma gibi bir şey şu çocukluk, biliyor musun? Bir ufak rüzgarına kapılsam. Hadi Selay! Getirdin beni buraya. Hayır, ben iyi olmasam anlamayacak mıyım, fark etmeyecek miyim acaba? Bir saniye, bir oturur musun, bir sakin olur musun lütfen? Ya anlarsın tabii bir şeyin olsa, anlarsın. Eğer oturduğun yerden kafa röntgeni çekebiliyorsan anlarsın tabii. Sadece kafamı çarptım ki, o da senin. Sayende kafama mermer düşmüş gibi davranmana gerek yok, iyiyim diyorum. Bunu doktor bilir canım. Tamam mı? Doktor bilir. Doktor bilir, tamam. Doktor gelsin, iyi olduğumu söylesin, bırakacaksın beni, gideceğim. Tabii. Anlaştık. Evet, bir şeyiniz yok. Hah. Yine de ben bir harekesi yazayım. İhtiyaç duyarsanız alırsınız. Çok teşekkür ederim doktor bey. Hayır, bir saniye, bir dakika. Durur musun ya? Nasıl yani, öyle hemen gönderecek misiniz? Elbette. Doktor bey de iyi olduğumu söylediğine göre ben gidiyorum. Hayır, bir saniye, bir dakika. Durur musun lütfen? Doktor bey, biz sizinle dışarıda konuşabilir miyiz birazcık? Tabii ki. Buyurun. Doktor bey, içerideki hanımefendi iyi falan değil. Tamam mı? Biraz önce çatıdan atıyordu kendi. Ben zor tuttum. Eğer şimdi izin verirseniz gitmesine, gidip aynısını bir daha yapabilir. Keşke daha önce söyleseydiniz. Şöyle yapalım. Ben hastaneyi arayıp ambulans çağırayım. Tamam. Şişt, hey! Bir dakika, nereye gidiyorsun ya? Ya bırakırsan yoluma. Aycığım, bırakmam. Ne demek bırakmam? Ne oluyor doktor bey? Hanımefendi, gitmenize izin veremeyiz. Beyefendi haklı. Ne demek veremeyiz? Demin öyle demiyordunuz. İyiydim, gidebilirdim. Kafa travması geçirmediğinizden emin olmamız için bir süre daha burada sizi müşahede altında tutmamız lazım. Siz lobide bir yarım saat istirahat edin. Beyefendi de size refakat etsin. Hanımefendinin iyiliği için. Yarım saat o zaman. Oh, tamam. Tamam. Yarım saat. Allah'ım yarabbim. Rahatmış da vallahi, harika, beğendim. Hadi bakalım Rüya. Şimdi ikna et kadını. Güzel. Sen buna güzel bir indirim yap kızım. Ben vallahi etrafımdaki herkesi de buraya getireceğim. Annem. 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 Yapma. Ben sana internetten daha güzelini alacağım. Hah. Güzel evladım. Acaba ben internetten alışveriş yapacak kadar şapşal bir kadın mıyım? Gözümle görmeden çürük mü çarık mı? Hem ben ucuz mal alacak kadar zengin de değilim. Pahalısını alacak kadar da zengin değiliz. Sus. Bence biz kafadan zengin değiliz ha. Doğru söylüyor. Hadi çocuğum, sen şunu 3500 yap, alayım gideyim ben, hadi. 3500 mü? Annem de 3500'ü. Kardeşim, sen 5000 liralık malı nasıl 3500'e satıyorsun? Yapma. Ah, etme. Sat, zannederler maaşından keserler. Güzel çocuğum, çimdik diye yalvarma. Çimdik manyağı yapacağım seni, o olacak ha. Vallahi hanımefendi, kızımız doğru söylüyor. En fazla 4250 olur. O da nakit alırsanız. Doğru söylüyor işte. O da bize gelmez. Çok sağ olun. Hadi annem. Al. Bak akşama getireceksin. Söz verdin ama. Tamam mı? Tabii. Annem. Yapma. Canım annem.
Güzel annem. Bir tanem. Canım annem. Yapma bak, ben sana daha güzelini alacağım. Rüyacığım, ben şimdi buradaki işim bitsin. Öykü'ye elbise almaya gideceğim. Sen de eve gideceksin. Orada buluşacağız. Benim canımı sıkma. Hadi çocuğum. Hadi güzel anneciğim. Hadi yavrum. Hadi gel. Gel kasada. Vallahi çok beğendim ha. Şey ya, sen rahat rahat konuş istersen, ben hemen şuradayım. Sen nasıl bir yüzsüzsün, nasıl bir haysiyetsin, hala nasıl arıyorsun beni, hangi yüzde ya? Hayır, acaba senin daha diyebilecek neyin olabilir, bu nasıl bir yüzsüzsün? Alo, merhaba, kolay gelsin. Ben İstanbul'a en erken kaçta uçuşsunuz onu soracaktım. 2,5 saat sonra, harika, tamam. Kolay gelsin. Pardon. Bir dakika. Nereye gidiyorsun ya? Artık gidiyorum, yeter. Sen doktorun söylediğini duymadın galiba. 20 dakika daha buradasın. İster severek, ister o kadar sevmeyerek. Ha, ne zaman iyi olduğunu söylerler, o zaman istediği yere gidebilirsin. İddiaya girelim mi? Kalmayacağım. Kalacaksın. Hadi tut bakalım nasıl tutuyorsun. Ya ne yapıyorsun? Bıraksana. Ya bırakayım kolunu da git at kendini en yakın terastan, değil mi? Ya ne atması, ne terası, deli miyim ben? Ya bak, bir yalan söylüyorsan eğer, ona inanıyormuş gibi falan gözük bari. Ya ben seni tutmasaydım belki işim. Bir dakika. Sen, ben kendim atmaya çıktım o terasa mı sandın? O yüzden mi atladın üstüme panter gibi? Ya ne bileyim, ne yapar ki insan başka terasta? Yüzüğünü çıkarıp bir daha hiç göremeyeceği bir yere atmak için çıkar mesela. Oh. Ne? Eyvah. Ne oluyor? Niye bize doğru geliyorlar? Yok bir şey. Arkadaşlar, ben aramıştım sizi. Ne demek ben aradım lan? Ben yanlış anlaşılma oldu. Bakın lütfen, önce bir kendinize alın. Çok bir dakika, bir saniye. Arkadaşlar, ne oluyor? Hayır, bir dakika arkadaşım, bakın bir yanlış anlaşılma olmuş diyorum. Hanımefendi iyi zaten. Dokunma bana önce, sen çok elini. Ne olur bir şey, çek elini dedim ya. Bir şey yapsana, bu ne? Hayır, bir saniye arkadaşım, bırakır mısınız ya? Bir şey yok, iyi zaten hanımefendi diyorum. Bir dakika, bir saniye. Hayır. Karısı başımıza inşallah derken 41 kere maşallah derken tam da aradığım aşkı. Bıraksana, ne yapıyorsunuz? Her şey alt üst oldu birden. Aramızda geliştirdiğin Cornell iletişim sisteminin sonucu bu mu yani? İnsan gibi söyleyince çok mu iyi anladın? Ayıp ediyorsun ama. 2 dakika beklesen çekecektim zaten. Bana bak. Arabanın herhangi bir yerini falan sürtmedin değil mi? Sen de pek böyle insana araba kullanabilir misin güvenini veren bir halin yok. Aynen öyle. Güvenilmezim ben. Çok tehlikeli.
Kork benden. Ne yapıyorsun sen ya? Rüya? Rüya? Ya Rüya, anahtarı verir misin? Araba yolun ortasında kaldı Rüya. Ya Rüya, ne yapıyorsun sen? Versene şu anahtarı, araba yolun ortasında kaldı. Pedagoji 101 yapıyorum canım. Yaptığın öküzlüğün sonuçlarıyla yüzleşesin diye. Ya çocuk musun sen? Versene şu anahtarı bana Rüya. Rüya. Ne Rüya Rüya? Adımı mı ezberliyorsun? Açar mısın şu kapıyı? Rüya! Ne oluyor ya? Ayıp değil mi? Niye kızın kapısını yumrukluyorsun? Çatlak bu. Çocukken de böyleydi. Anahtarlarımı aldı, vermiyor. Rüya, açsana şu kapıyı. Sen burada bekle, sakın bir yere ayrılma. Ben arkadan dolanacağım. Ne yapacaksın ya? Korkutma beni. Aman aman dur ölüm. Ani hareketler yapma. Problem yok, benim odamdasın. Sen insanları çağırdın. İntihar mintihar bir şeyler dedin. Ya senin yüzünden bayılttılar beni ya. O yüzden bayılttılar beni. Ya evet tamam söyledim ama ben... Dur, sen niye benim işime karışıyorsun? Manyak mısın nesin? Çekil. Nerede valizim? Hayret bir şey ya. Sen niye insanların işine karışıyorsun? Sen kimsin ya? Valizin nerede? Hayret bir şey. Sen niye insanların işine karışıyorsun ki acaba? Sen kimsin ayrıca zaten? Dur ben yardımcı olayım bir saniye. Çekil, bırak. İstemiyorum senin yardımını filan. Onu da gördük. Çantam nerede benim? Rüya. Rüya. Ben anahtarı alıp çıkacağım. Merhaba, kolay gelsin. Benim yarım saat içinde havalimanında olmam lazım. Bir taksi çağırabilir miyiz? Ya ben senin başını derde sokmak istemezdim. Taksi geliyor muymuş? 10 dakika sonra aracınız burada hanımefendi. 10 dakika çok geç. Bakın ben uçağımı kaçırırım. İş çıkış saati olduğu için bir yoğunluk var. Ben bırakayım seni. Bak taksin zamanında gelse bile yetişemezsin. Sırf bana sinir oldun diye hayır deme. Gel izin ver, hatamı telafi edeyim. İyi. Tamam. Güzel. Anahtar nerede? Oha! Bu ne abi? Manyak bu kız. Vallahi manyak. Yani adamın şuradan bir yerden cesedi çıksa şaşırmayacağım vallahi. O kız kim yavrum? Sen tanıyor musun bunu? Yo. Ama tanışırız yani. Serseri. Hayırdır güzel kızım? Birine mi bakmıştın sen? Biz şuraya taşındık da, yani bugün taşınıyoruz. Evde biri varsa diye. Şey, su lazım oldu da bize. Kimse de açmadı kapıyı. Ha, güle güle oturun çocuğum, hayırlı olsun. Arabası da burada bu kızın. Nereye gitti? Ben istersen bir koşu hortum alıp geleyim. Ya da olmadı, Ömerli Barajı'nı evinin önüne akıtabilirim. Sağ ol. Her şey yerlerinde kalsın. Hallederim ben. Bu arada Serkan ben. Kusura bakma. Meryem ben de.
Memnun oldum. Saçmalama, ben sana kötü bir şey yapacak değilim. Ben sadece anahtarımı... Sen şimdi başlayacağım ben anahtarını! Rüya. Ben bittim. Ben bittim. Ne oluyor ya? Annem seni burada görürse ben bittim. Şahs, abartma arkadaşım dersin canım sen de. Ya bu nasıl bir arkadaş acaba böyle, artık sen anlatırsın anneme. Zerrin teyze ne hayat dolu bir kadındı ya. Bir kahkaha atardı. Rüya. Allah Allah. Almost acı zamanıydı, sus artık bana bak. Çabuk, çabuk şuraya gir. Oh, saçmalama. Problemlerini böyle çözemezsin. Eğer mantıklı bir şekilde annene anlatır. Oho. Burası kişisel gelişim semineri değil. Zerrin Aksu'nun evi. Eğer seni burada görürse önce seni döver sonra da beni dua anlat. Evden çıkarım, çabuk çabuk. Beni şu klişeye sokma. Niçin duymuyorsun? Kapıda komşu şarşar kapıyı basıyor. Hiçbir şeyden haberin yok ya. Allah'ım ben nereye konuşuyorum acaba? Kız kapat şunu. Duymuyorsun ne dediğimi. Bu ne? Rüya bu ne? Allah'ını seversen ben 50 kere bu ıslak havlular bu yatağın üstüne bırakılmasın demedim mi çocuğum? Kokuyor bu, kokuyor. Çıkmıyor bunun kokusu. Üç su yıkıyorum ya. Yumuşatıcıya yatırıyorum gene çıkmıyor. Bu da insan, ne olur bir dinleyin ya beni. Tamam anneciğim, toplayacaktım onu ben. Tabii toplayacaktın güzel kızım da. Zamanında toplasan kokmayacak değil mi? Ah ah benim güzel annem. Bak emek emek yaptı, seneler sürdü. Seneler bunları yapması kadıncağızın. Niye? Torununa çeyiz diye. Bu havluyu senin başında ilk kocan görecekti. Ama sen ne yapıyorsun? Bir resme tutulmuş. Evlenmem böyle direniyor. Ama yok. Adamın senin yaşadığından haberi yok be. O keyfini sürüyor. Sen ne yapıyorsun? Ağzına çık ayran budalası gibi bu adama baka baka ömür çürüttün ya. Ya yapma böyle evladım, yapma. Zaten biz bu duvarları da sen bunları buraya as diye boyattık değil mi? Yeter anneciğim. Annem yeter yani, ben onu toplayacaktım. Tamam bir daha oraya ıslak koymam. Konuş sen Zerrin, konuş. Sen ne konuşuyorsun? Karşı taraf ne duyuyor acaba? Kız sana bir elbise aldım. Yanıyor elbise, yanıyor. Serkan! Çabuk ablan aldığımız elbiseyi getir. Bayılacaksın, bayılacaksın bir gör. Ya annem ne elbisesi şimdi? Ya sen zeytinin kilosu yan markette 2 liradan fazla satılıyor diye adamın üstüne yürüyen birisin. Şimdi nereden çıktı bana elbise alıyorsun? Saçıyorsun da saçıyorsun paraları. Ay. Sus, karışma. Sen bana karışamazsın, kimse bana karışamaz. Ben evlatlarıma saçıyorum. Ay bu arada bir saç geldi aklıma, var ya aklı dur, İstanbul seni konuşacak. Çabuk üstüne bir şey giy. Şunları da güzelce kurut. Yanıma gel, saç yapacağız. Ya bu ne biçim? Neden bunları şimdi... Allah Allah. Annene bir konuda katılıyorum. Şişt. Ben şimdi sana katılacağım ben. Sus. Çabuk yürü. Ne yapıyorsun sen ya? Ne demek ne yapıyorsun? Odamı terk eder misin lütfen? Ha, odanı terk edeyim. Evet. Tamam edeceğim, anahtarımı verirsen. Tamam. Bağırma, vereceğim anahtarını. Bağırmıyorum ki. Boğazım ağrıdı. Çocukluk arkadaşıyız biz. Ayıp ya. Allah. Bana bak, sessiz atla. Yüksek burası. Tamam. Tabanım yandı. Ama ölmedin. Hadi geç kalıyorum hadi. Heh. Ya kusura bakma başına gelenler için. Ya boş ver, olan oldu zaten. Teşekkür ederim bıraktığın için. Görüşürüz. Hiç sanmıyorum.